Selamlar, hoş geldiniz. Bugün çok eskiden izlediğim bir filmdeki bir olasılık sahnesini konuşacağız. Daha önce bununla ilgili ufak bir video yapmıştım ama çok fazla içime sinmemişti. Biraz böyle hikayeleştirip, öyküleştirip anlatmaya çalışmıştım. Çok da verimli olmamıştı. O yüzden bugün matematik kanalım için 21 filmindeki olasılık sahnesini sizlerle birlikte konuşmayı, tartışmayı ve orada verilen kararın matematiksel olarak açıklamasını yapmaya çalışacağım. Daha önce bu filmi izlemeyenleriniz olabilir. Bu sahne bir spoiler içermeyecek. Tabii ki aslında spoiler içerecek ama filmin gidişatına dair herhangi bir çıkarım sonuç yapmanıza bir olanak sağlamayacak. O yüzden burayı izlemenizde bir sakınca yok. Dilerseniz filmi de tabii izleyebilirsiniz. Önce gelin dilerseniz bir o sahneyi izleyelim. Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Bakalım nasıl bir şey varmış, nasıl bir olay varmış. Önce bir onu görelim. Now, who can explain Newton's method and how you use it? You can use it to solve nonlinear equations. That's impressive. That's really good. I mean, I'm very impressed by that. Evet, bu arada bu bir ekonomi dersinde de anlatılan konu tarzıdır. Newton yaklaşım yöntemidir. Muhtemelen tatlıdaki notlarda onlarla alakalı. Bueller, anyone? Bueller? Newton onu çaldı diyor. I'm sorry? All right, now, let's give Ben a chance for some extra credit, shall we? We're going to call this problemimize geliyoruz. The game show host problem, all right? Ben, suppose you're on a game show and you are given a chance to choose from three different doors, all right? Now, behind one of the doors is a new car, behind the other two, goats. Which door would you choose, Ben? Door number one. Door number one. Ben chooses door number one. All right, now, the game show host, who, by the way, knows what's behind all the other doors, decides to open another door. Let's say he chooses door number three, behind which sits a goat. Now, Ben, game show host comes up to you and says, Ben, do you want to stay with door number one or go with door number two? Now, is it in your interest to switch your choice? Yeah. Well, wait. Remember, the host knows where the car is. So how do you know he's not playing a trick on you, trying to use reverse psychology to get you to pick a goat? Well, I wouldn't really care. I mean, my answer's based on statistics, based on variable change. Variable change? But he just asked you a simple question. Yeah, which changed everything. Çok bile sinir olmuştum. Nasıl well, oluyor falan demiştim ben bu sahnede. When I was originally asked to choose a door, I had a 33.3% chance of choosing right. But after he opens one of the doors and then reoffers me the choice, it's now 66.7% if I choose to switch. So yeah, I'll take door number two and thank you for that extra 33.3%. Aynen. Exactly. Evet, burada duralım. Yani gördüğünüz gibi çok ilginç bir an aslında. İlk başta sorguladığınızda çok şaşırmış ve rahatsız olmuş olabilirsiniz. Niye? Çünkü 3 tane kapı vardı. Birisini seçtik. Ondan sonra 2 kapıya düştük. Ne olacak ki? Ya orada araba var ya keçi var. %50 olasılıkla ya kazanırım ya kazanmam derdiniz değil mi? Ama işte olay öyle değil. Bu arada evet, tahtadaki notlarda Newton yaklaşım metodu anlatılmış. Güzel bir konuydu. Ben de bölümde aldığım bir ekonomi dersinde bunları az çok öğrenmiştim. Şimdi biz bunu bir de matematiksel olarak açıklamaya çalışalım. Gerçekten ilk izlediğimde çok fazla böyle heyecana kapılmıştım. Sebebini algılayamamıştım. Sonrasını düşününce algıladım. Öncelikle 3 tane kapı arkasında birinin araba olduğunu, diğer ikisinin de bir keçi olduğunu biliyoruz. Şimdi amacımız tabii ki arabayı kazanmak. Eğer bilinçsiz bir şekilde, yani arkasında hangisinin arkasında araba olduğunu bilmeden oynasaydık, atıyorum ortadakinin arkasında araba olsun. Yani burada araba var. Sizin arkadaşlar oyunu kazanma olasılığınız ne olacaktı? 1/3 olacaktı. Çünkü tüm durumunuz, seçebileceğiniz tüm kapılar 3 tane. Araba bir tane de olduğu için 1/3 olasılıkla arabayı bulabilirdiniz. Bu da neye denk geliyor? Aslına bakarsanız 33,3'e denk geliyor. Yani ben karakterinin filmde söylediği durum buydu. 33,3 ile arabayı bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi asıl trick olay şurada. Yarışma sunucusu neyi biliyor arkadaşlar? O filmde de söylüyordu. Hangi kapının arkasında araba olduğunu biliyor. Dolayısıyla size araba olmayan kapıyı açacağı için, yani siz bir karar değişikliği yaptığınızda yarışma sunucusu arabanın olmadığı kapıyı göstererek sizi çeldirmeye çalışacak. Şimdi o senaryoda şunu görmeniz lazım. Demek ki yarışma sunucusu size araba olan kapıyı açmadığı için, araba olmayan kapıyı açtığı için olasılığınız buna bağlı olarak değişecektir. Bir daha çizelim. Şunu söylemek istiyorum. Ortada yine araba olduğunu biliyoruz. Yukarıdaki hiçbir şey değiştirmeden yaptığımız durumdu. Şimdi birinci kutuyu seçtiniz. Birinci kapıyı seçtiniz.
Birinci kapıyı seçtiğinizde şu anda oyunu kaybediyorsunuz fikrinizi değiştirmediğiniz takdirde. Yarışma sunucusu size mecburen bu kapıyı açmak zorunda. Niye? Çünkü araba olmayan kapıyı gösterecek. Seçtik biri 3'ü açtı. Bak dedi burada hiçbir şey yok. Değiştiriyor musun? Şayet fikrinizi değiştirirseniz hop arabayı kazandınız. Birinci kutuyu seçip fikir değişikliği yaptığınızda araba kazanıyorsunuz. Bu sefer gelelim 3'ü seçelim. Niye 3'ü seçiyorum? Çünkü birinci durumla aynı şey olacak. Eğer bunu seçerseniz adam mecburen, yarışma sunucusu mecburen gidip birinci kapıyı açmak zorunda ve diyecek ki yine fikrini değiştiriyor musun? Evet değiştiriyorum. Dolayısıyla ikinci kapıyı seçtiğiniz için bir kere daha oyunu kazanmış olacaktınız. Şimdi ortadaki gerçekten araba olan kapıyı seçerseniz ne olacak? Burayı seçtiğinizde yarışma sunucusu birinci kapıyı da açabilir, üçüncü kapıyı da açabilir, fark etmez. Hangi kapıyı açarsa açsın siz karar değişikliği yaparsanız mutlaka kaybedeceksiniz. O yüzden ikinci durumdan, ikinci senaryodan hiçbir şekilde kazanç yok. Tabii ki bu sürekli switch yaptığımız, değiştirdiğimiz durumda geçerli. Eğer değiştirirsek şansımızı 3 oyundan ikisini kazanıyoruz. 2/3 olasılıkta 66,6 olasılığa tekabül edeceği için aslında filmdeki sahne bundan başka bir şey değildi. Yani bu şekilde bir değişkene bağlı oyun oynandığında karar değiştirmek olasılıksal olarak sizi daha iyi bir kazanca götürecektir. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Tamam şimdi hani bunu oturup yapabildim, çözebildim, düşünebildim. Fakat öyle bir yarışma anında, bir baskı anında bu istatistiği yapıp acaba bunu söyleyebilmek nasıl olurdu? Acaba yapabilir miydim? Onu çok merak ediyorum. Evet bugünün konusu Monty Hall problemiydi. Bu arada Monty Hall şeyden geliyor, onu da kısaca bahsedeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 1900'lerin sonuna doğru bir yarışma programı oluyor. Böyle var mısın yok musun havasında. İşte kapıyı açıyor, değiştirir misin değiştirmez misin diye bir sunucu fikir yöneltiyor. Dolayısıyla problemin adı da dediğim gibi yanlış bilmiyorsam böyleydi, çok okumamıştım. Problemin adı da dolayısıyla bu problem kalıyor. Görüntülerini koyamıyorum, yasakmış çünkü yani paylaşmamda bir sıkıntı olacağı için paylaşamıyorum. Yoksa eski görüntüleri de koymak isterdim. Kendiniz aratıp Monty Hall yarışması diye bulabilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tipte soruları daha fazla kanala yapmaya, gündelik hayatla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Lütfen de beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar.